Evet değerli izleyenler, vatandaşın arda arda gelen zamlara tepkisi bu şekildeydi. Şimdi de mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına dair haberimizle devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Hüdapar mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini konu edindiği bir rapor yayımladı. Geniş kapsamlı saha araştırmasına dayalı raporda çarpıcı gerçeklere yer veriliyor. Raporun detayları haberimizde. Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanlığı 28 Mayıs-7 Haziran 2021 tarihleri arasında Şanlıurfa'dan mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya gidenlerin ziyaret edildiği 18 ili kapsayan saha araştırmasını rapor halinde kamuoyuyla paylaştı. Mevsimlik tarım işçiliğinin Türkiye'deki güvencesi en az olan ve bununla beraber en çok can kaybının yaşandığı çalışma alanlarından biri olduğuna dikkat çekilen raporda, sektörün sorunlarına acilen çözüm üretilmesi gerektiği ifade edildi. Dünya Bankası'nın ilgili saha çalışmalarına da atıfta bulunulan raporda, Güneydoğu Anadolu bölgesinin aşırı yoksulluğun en çok yoğunlaştığı bölge olduğu ifade edildi. Bölge, Türkiye ortalamasının yaklaşık 4 katı bir yoksulluk oranıyla mevsimlik tarım işçiliği ile diğer bölgelere geçici insan göçüne sebep olmaktadır. Yaklaşık 10 ay boyunca yaşadıkları illeri terk ederek Türkiye'de tarım üretimine katkı sunmak amacıyla 1 milyona yakın bir nüfusun mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştığı kabul edilmektedir. Her geçen gün bu sektörün sorunları katlanarak çoğalmaktadır. Sorunun çözümünün sadece belli bir alandaki iyileştirmelerle gerçekleştirilemeyeceği ifade edilen raporda mevsimlik tarım işçilerinin karşılaştıkları sorunlar şu şekilde aktarıldı. Ulaşım sorunları, eğitim sorunları, barınma sorunları, sağlık sorunları, yevmiye, günlük ücretle ilgili sorunlar, sosyal dışlanma sorunu, sosyal güvenlik sorunları. İşçilerin yarıya yakınının 18 yaş altı çocuklardan oluştuğu ve kadınların tarladan dönünce de çalışmaya devam ettiklerine dikkat çekilen raporda, işçilerin il dışına çıkmalarının sebepleri ise şöyle sıralandı. İşsizlik, günlük yevmiye fiyatlarının düşük olması, arazi sahiplerinin tarımsal faaliyet için su bulamaması, arazi ve sulama imkanı olmasına rağmen elektrik, gübre, akaryakıt gibi maliyetlerin yüksek olması, köylerde ikamet edenlerin işleyecek arazilerinin olmaması. Raporda işçilerin Şanlıurfa'da kalmaları için yapılması gereken ve bazı önerilere de yer verildi. İşsizliği azaltmaya yönelik tedbirler geliştirilmeli ve istihdamı artıracak yatırımlara destek verilmelidir. Mevsimlik işçi olup köyde oturan fakat toprağı olmayan aileler için arazi tahsis edilmelidir. Sulama sorunlarının giderilmesi için GAP bir an önce bitirilmelidir. Çiftçilerin girdi maliyetleri düşürülmelidir.